Sayın takipçilerim, kaderdaşım, gurbetçi vatandaşlarımız merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomuzda çok yoğun olarak 1 Haziran 2021 tarihinde otomatik bilgi paylaşımının yürürlük tarihini belirleyen Cumhurbaşkanı kararnamesi ile ilgili yorum yapmam isteniyor. Bununla ilgili birçok kişi konuşuyormuş. Konuşuyorlar gerçekten de ben de baktım daha sonra da. Herkes konuşuyor ama hiç kimse sorgulamıyor. İşte takipçilerim dedi ki lütfen bize ne ne değildir herkes konuşuyor siz bir açıklama yapın dedi. Fakat ben de araştırmadan herhangi bir bilgiye ulaşmadan bir video yapmak istemiyorum. Her zaman söylediğim gibi bunca konuşanın arasına bir de ben katılmayayım dedim. Ancak yine sohbet tadında yapacağız bu videomuzu. Çünkü çok dayanak yok. 1 Haziran 2021'den beri araştırma yapıyorum, hukuken anlamaya çalışıyorum, gurbetçi gözüyle bakıyorum. Türkiye'de bürokratlara, siyasilere ulaşıp bilgi alıp size aktarmak istedim. Çünkü kararnameyi okuduğumuzda kararname daha önceden yapılan vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesinin 28. maddesinin 6. fıkrasına göre sadece ve sadece hangi vergi dönemleri paylaşılacak bununla ilgili bir tespit yapıyor ve yürürlük tarihini belirtiyor. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Bu kararnamede neyi anlatmak istiyor bize? Bu neyi getiriyor? Hukuken ne anlama geliyor? Ve en önemlisi 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle yürürlük tarihi belirleniyor. Neden bu tarih? Ben bunların peşinden koştum. Peki Şerif Bey bir sonuca ulaştınız mı diyeceksiniz. Maalesef hayır. Ancak bazı duyumlarım oldu ama ben duyumları sizinle paylaşmıyorum bildiğiniz gibi. Ancak sabit olursa, teyit edebilirsem o bilgileri sizinle paylaşıyorum. videomuz biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın. Dediğim gibi sohbet tadında olacak. Umarım biraz da mizansen yapacağız. Öyle anlatmaya çalışacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Sıkılacağınızı hiç düşünmüyorum. Videoya başlamadan önce hemen belirteyim. Ocak ayındaki videomda da, mayıs ayında yayınladığım videoda belirttiğim gibi benim görüşüm hala değişmedi. Çünkü eldeki doneler hala bu işin ertelenebileceğini gösteriyor. Ama Şerif Bey işte 1 Haziran'da bak resmi gazetede yayınlandı ya. Daha ne konuşuyorsun diyenler çıkabilir. Bunu anlatacağım size. Ancak ben şunu yapmıyorum. 1 Haziran 2021'de daha resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz oradaki cümlelerin ne anlama geldiğini bir hukukçu gözüyle daha çözememişken nedense aynı gün bazı gazeteler haber yapıyor. İşte gördünüz mü? 1 Haziran'dan itibaren Türkiye bilgi paylaşımına başladı. Televizyonlara çıkmışlar. Ben televizyon izlemediğim için duyumlarımı söylüyorum. Arıyorsunuz beni bana, bana, aktardıklarından. Sosyal medyada hakeze öyle. Gazeteler hakeze öyle. Herkes konuşuyor. Dikkat edin. Herkes konuşuyor. Aynı gün konuşuyor. Ama olayı anlamadık daha. Nedir bu diye? Kimse sormuyor. Bilinen bir şey var. 1 Haziran 2021'den itibaren Türkiye bilgileri veriyor. Ama çok ilginç. Biri öyle yapmış. Böyle bir vatandaş aramıştı bana söylüyormuş. Televizyonda biri. Hem de avukatmış. Hem bu söyleniyor. Spot da bu geçiyor, jenerikte bu geçiyor. 1 Haziran 2021'den itibaren bilgiler paylaşılıyor diye ama oradaki hukukçu, avukat olan kişi de zamanınız var, hadi bu gece hemen şimdi atlayın gelin işleminizi yapın diye paylaşılıyorsa neden gelsin ki vatandaş? Yani gerçekten de anlayamıyorum. Eğer böyleyse o programdaki şey ben izlemedim ama bu şekilde ise herkes demek ki bir panik havası yaratmak istiyor. Burada hemen şunu belirteyim. Sosyopsikolojiye göre bir şeyden siyasi, ekonomik veya ailevi veya manevi bir menfaat elde etmek istiyorsanız şu iki şeyi yapacaksınız. Ya kitlelere ümit vereceksiniz. Çok yoğun bir şekilde ümit vereceksiniz. işte şunu kazanırsın, bunu kazanırsın. Bak şu geliyor, bu geliyor. Hadi koş gel. Veya panik havası yaratırsınız. Korku yaratırsınız. Korku iklimi yaratırsınız. Oradan siyasi veya ekonomik veya ne elde etmek istiyorsanız öyle bir fayda elde etmeye çalışırsınız. Bu süreçte yapılan aynen bu. Ya ümit veriyorlar ya da korku salarak insanımızı özellikle gurbetçi insanımızı paniğe sevk ediyorlar. Şimdi olayı anlatmak için hemen bir daha geriye dönelim. Şöyle düşünelim, mizansen yapalım. Diyelim ki çok zengin bir aile var. Bu zengin aile. O kadar büyük ki, o kadar zengin ki. Bunların da bir kızı var. Biraz daha fakir ama toprakları çok değerli, jeopolitik önemi çok olan bir de erkek tarafı var. Ama onlarla çok borçlanmışlar bu zengin aileye. Bunlara diyorlar ki ya bu toprakları elden kaybetmeyelim. Biz bunlara da çok borç verdik. Biz bu çocukları bir evlendirelim. Oğlan tarafı yani bizim Türkiye, kız tarafı yani Avrupa Birliği veya OECD ülkeleri. Türkiye'yi kaybetmek istemiyorlar ama Türkiye'nin de şeffaf olmasını istiyorlar. Tabii ki bu ailenin içerisinde bu damat tarafını istemeyen bazı kendi aralarında zaman zaman hırlaşmalar olan kızın abileri de var, ablaları da var. Kızın annesiyle, bizim Merkel abla, bizim Türkiye'nin babasını sıkıştırıyor. Diyor ki, bu çocukları evlendiren, damat Türkiye'nin babası pek yanaşmıyor ama en sonunda tabii borç fazla, ekonomisi kötü, tamam jeopolitik önemi fazla, orta seviyeli bir aile ama nihayetinde kabul ediyor. Ne zaman? 2011'de. 2011'de işte bu vergi konularında karşılıklı yardımlaşma sözleşmesini imzalamak zorunda kalıyor Türkiye'nin babası. Türkiye'nin babası bu sözü veriyor. Tabii ki bir söz bu. Diyor ki tamam evleneceğiz. Atıyor imzayı. Ama ne zaman belli değil. Ta ne zamana kadar? Türkiye'nin gönlü yok bu işe. Ne babasının ne Türkiye'nin. Çünkü zoraki bir evlilik. Ne yapıyorlar? Ta 2017'ye. 6 yıl sonra tabii kız tarafı sıkıştırıyor. Ya hani evlenecektik ne oldu ne oldu ne oldu diye soruyor. En nihayetinde 2017 yılında bu kanunu onaylıyor damat Türkiye. Ama tatmin olmuyor tabii ki kız tarafı diyor ki. Bir de söz keselim ya böyle olmaz. Sadece ağzınızla söyledi. Bir de söz kes. Söz kesiyoruz onlarla. Nedir bu? Finansal hesapların karşılıklı olarak otomatik paylaşımına ilişkin yetkili makam anlaşması. Otomatik bilgi paylaşımı sözleşmesini imzalıyor. İşte bu söz. Söz kesiyorlar. Yüzüğü takıyorlar. Türkiye diyor ki tamam diyor evleneceğiz. Ama tarih vermiyor. Düğün tarihi vermiyor. Ne zaman söylüyor bunu? 2017. 2017'den Habir'e ayak sürüyor. Yalnız Türkiye bu sözle birlikte kız tarafına sadece kulpli iki tane reşat altını tapıyor. Yani Letonya ve Norveç'in bilgilerini 2018 bilgilerini 2019'da paylaşıyor. Ama bu sözleşmeyi hala onaylamıyor. İmzalamış ama onaylamıyor. Ne zamana kadar? 31 Aralık 2019'a kadar. Cumhurbaşkanı yani Türkiye'nin babası... Bunu imzalıyor 31 Aralık 2019'da. Tamam diyor. İmzalıyoruz. Nişanı da yapıyoruz. Söz veriyor. İşte şunca altın Adana burması, Trabzon hasır, Bileziği, İngiliz bilekliği söz veriyor Türkiye. 59 ülkeyi ben paylaşacağım diyor 2020 yılında. Bakın gönlü yok oğlan tarafının bu işte ayak sürdükçe sürüyor. Çünkü akraba taallukatına çok borcu var bu Türkiye'de. Damadın çok borcu var. Akraba taallukat, gurbetçimiz. Ama öbür tarafa daha büyük borcu var kız tarafına. Bu evliliği mecburen olması gerekiyor ve nihayetinde 2020 yılında okey diyor. Okey. Tamam, düğünü yapacağım diyor. 10 tane Adana burma takacağım. 2 tane işte Trabzon hazır takacağım. Şu bir tane de İngiliz bileklik, çeyrek, cumhuriyet altında İngiliz bilezik takacağım diyor, söz veriyor. Yani 2019 bilgilerini 2020'de 30 Eylül'de vereceğim diyor. Aktive ediyor bunu düğünün 30 Eylül 2020'de yapılması gerekiyor. Ama diyor ki kız tarafı ya bu sene diyor pandemi oldu. Biz bunu 3 ay ileri atalım. Hemen düğün yapamıyoruz. 31 Aralık 2020'de sen bize bunları paylaş. Yani düğünü yap diyor. Biz ama diyoruz ki tamam bunları yapacağım. Bu altınları takacağım. Ama diyor mehrini hemen vermeyeceğiz. Mehri müeccel. Yani ileride verilmek üzere size 5 beş tane 5'i bir yerde ver. Ama bunun tarihi belli değil. Mehri müeccel diyoruz. Nedir bunlar? bu 5 Avrupa ülkesi Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda'nın bilgilerini ben ne zaman vereceğim belli değil. Onları vermiyorum şu an diyor. Düğünü yapalım, nikahı da kıyalım ama mehri şimdi vermeyeceğim. E tabi kız tarafı bir şey demiyor. En nihayetinde 31 Aralık 2020 geliyor. 2021'e geçiyoruz fakat düğün yapılmıyor. Diyor ki oğlan tarafı ya diyor bizim akraba taallukat çok fazla. Bunların da Değişik değişik ülkelerde oturuyorlar. Bunlar durmadan hareket halindeler. Ben düğün davetiyesi dağıtacağım bunları ama düğün davetiyelerini ulaştıramadım. Onun için bu düğünü erteleyelim diyor. Halbuki bir de dese ki ya pandemi var bak bütün düğün salonları falan bütün düğünler falan iptal oldu. Bak bizim düğün de bundan iptal oldu. Ama bunu söylemiyor tabii ki. Ya da söylüyorsa kayıtlara geçmiyor. Bilmiyorum orasını. Ama söylediği Avrupa Komisyonu raporunda geçen bu. Yani ben... Akrabalarıma yetişemedim. Bunların hepsini toparlayamadım. Düğünü onun için erteliyoruz. Oğlan tarafı bir daha düğünü erteliyor. Tabii kız tarafı çok kızıyor bu işe. Hele abileri var. Yunanistan, Kıbrıs gibi bunlar daha kızıyor. Zaten kıcık kapıyorlar damattan. Hemen diyorlar bir rapor yazalım. Bunu zaten istemiyoruz bu evliliği. Biz de istemiyoruz. Bu adamı atsınlar. Atarlarsa ama çok borçlu. Nasıl olsa gırtlağına ekonomik olarak çöker bizim taraf. Öyle düşünüyorlar. Böyle bir zorluyorlar. Diyorlar ki bunlar böyledir. Sözlerini tutmuyorlar. Düğün yapmıyorlar. Bunları atalım biz. Ama kızın anası Merkel Hanım devreye giriyor. 22 Şubat 2021'de Avrupa Komisyonu'nda Almanya'nın da bastırmasıyla kara listeye alınmıyor Türkiye damat kurtuluyor. Ama kız tarafı diyor ki, bak diyor, tamam sen akrabalarına ulaşamadın. Sana diyor bir fırsat daha verelim, bu düğünü erteleyelim. Ama diyor, biz mehri müeccel'i kabul etmiyoruz. Mehri müeccel olacak. Yani ödeyeceksin onu da. Bu 5 beş tane 5'i bir yerdeyi de ödeyeceksin diyor. Ama bunun için bana diyor 31 Mayıs 2021'e kadar söz ver. 30 Haziran 2021'e kadar da git bu altınları kuyumcuya benim gözümün önünde sipariş ver. Yani aktive hale getir paylaşım. Ve 1 Eylül itibariyle de bu daha önceden bize vaat ettiğin hani bu 59 ülke ile ilgili işte 10 tane Adana burması, 2 tane Trabzon hasır bilezik ve dizme İngiliz setini bana diyor 1 Eylül'e kadar vereceksin. Hem de bu 5 beş tane 5'i bir yerde olan mehirle birlikte vereceksin diyor. Sana bu şansı veriyor. Olan tarafı tamam sesini çıkartamıyor. Ama... Bir gönülsüzlük devam ediyor. Çünkü akrabalarına da borcu var. Diyemiyor ki onlara ki ben bu işi iptal ettim. Öbür tarafa da diyemiyor. Bir sıkışmışlık var. E, Ekonomi de çok iyi değil, pek iyi durumda da değil. Dövize ihtiyacı var, paraya ihtiyacı var. Her iki tarafa da res çekemiyor. Ve nihayetinde oğlanın babası 31 Mayıs 2021 tarihinde bir karar veriyor. Bu da 1 Haziran 2021'de resmi gazetede yayınlanıyor. Tamam diyor, ben diyor, bu 2019 bilgilerini paylaşacağım. Yani size bu vaat ettiğimiz altınları vereceğiz. İşte 1 Haziran 2021'deki kararnamenin anlamı bu. Şu ana kadar anlamı bu. Başka hiçbir anlamı yok. Peki bundan sonra ne olacak? Yani o gazetelerin yazdığı gibi 1 Haziran 2021'den itibaren paylaşım başladı. Yok öyle bir şey. Sadece Türkiye'nin dediği tamam dedi bu altınları size takacağım. Ama daha kuyumcuya gitmedik. Bakacağız Haziran ayında kuyumcuya gidecek mi? Hadi gitti diyelim kuyumcuya da. Bunu da ba bakalım. 1 Eylül'de düğün olacak mı? Daha önce de tarih verdi, düğün tarihi ama iptal oldu. Bu sefer iptal olmayacağını kim garanti ediyor? İkinci soru. Hadi düğün verilen 1 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. Okey. Peki, düğünden önce ne gidecek? Olan tarafı çeyiz götürecek. Olan tarafının durumu iyi değil. Baştan beri anlatıyorum. Kız tarafı ama yine de bir çeyiz bekliyor. İşte bu altınlarla birlikte. Çeyiz sandığından ne çıkacak? Hiçbirimiz biliyor muyuz? Onun için ta 2017'de Maliye Bakanı Naci Ağbağ'dan beri bütün bürokratlar ve siyasiler şunu söylüyor. Yurt dışındaki vatandaşı mağdur etmeyeceğiz diyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Burada çeyizden ne çıkacak? Önemli olan o. Bazı rakamlar duydum. Sizinle kulüs bilgisi. Ben gazeteci olmadığım için öyle şeyleri paylaşmak istemiyorum. Ama siz anlayın. Çeyizden ne çıkacak? Kız tarafına verilen şey ne olacak acaba? O televizyonlara, sosyal medyaya, gazetelere çıkıp da konuşanlar, yazanların dediği gibi kıyamet mi kopacak yoksa çeyizin içerisinden bir metre bez mi çıkacak, 3-5 tane çapıt mı çıkacak yoksa kocaman bir hazine mi çıkacak? Hiç kimse bilmiyor. Şu an görmedik. E, oğlan tarafı da bunu açıklayamıyor. Diyemiyor ki şu kadar benim elimde var yok. Şu an utanıyor. Bekliyor. Akrabalarını da yani gurbetçiyi de kızdırmak istemiyor. Çünkü onların menfaati söz konusu. Onlardan da borç almış. Onlar da getirmişler. Çeyize bir şeyler hediye koymuşlar. Şimdi onlarınkini alıp ki birçoğu verilmesini istemiyor bu akrabaların çeyizde. E bakalım çeyizden ne çıkacak? Bunu da bilmiyoruz. Dediğim gibi ertelenme olabilir. Düğün her zaman ertelenir. Bakın benim oğlumun düğünü geçen sene 4 Nisan 2020 idi. Yapamadık. İptal. Kimse bir şey diyemedi. İngiltere. İngiltere'de yapalım. İngiltere dedi ki ben hem Brexit var hem de pandemi dolayısıyla ben bilgi paylaşamıyorum dedi. Hala o videolarda yaptığım gibi ben bu düğünün ertelenmesini hala mümkün görüyorum. Ancak yine de söylüyorum %10 %20 ihtimalle de olsa paylaşım yine yapabilir. Türkiye bu düğünü yapabilir. Ama düğünü yapsa bile çeyizden ne çıkar onu kimse bilmiyor şu an. Onun için konuşmanın hiçbir anlamı yok. Yani ümit ve veya panik havası yaratarak bu işten siyasi rant elde etmek isteyenler, işte gazeteciler reyting elde etmek isteyen, bazıları da gurbetçinin parasını yolmak için ha bir korku iklimi oluşturmanın hiçbir anlamı. Daha önceki videomda da söylemiştim. Cumhurbaşkanı, Yeridası Başkanı hem dövizinizi getirin deyip hem de bunları ihbar edeceğim demesi tamamen bir tezattır. Bakın bunu yaparsa gerçekten de devletin güvenliği, devletin ciddiyeti kalmaz. Ama öbür taraftan bu ultimatona yani 22 Şubat 2021 tarihli Avrupa Kom Avrupa Birliği Komisyonu'nun kararına Türkiye'nin uymaması da kara liste. Yani her şeyin her şeyin yavaş yavaş gelmesi işte bir kütle yaklaşıyor yani olur bizim için. Ama kötü bir kütle, kara bir kütle yaklaşır bize. Ondan dolayı Türkiye bu adımları atıyor. Fakat Burada kafaya bazı sorular takılıyor. Hem bu konuda konuşanlar çıksınlar, bunlara cevap versinler. Ben cevap veremedim çünkü bekleyeceğim. 1. Cumhurbaşkanlığının kararnamesindeki 3 Şubat 2021 ne demektir? 2. 2019 bilgileri de paylaşılacak. Hangi ülkelerle paylaşılacak? Hangi tarih esas alınacak? 2019 bilgilerini 31 Aralık 2019 tarihindeki mukimlik durumuna göre mi paylaşacak? 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle mi paylaşacak yoksa 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle mi paylaşacak? Hangisine göre belirleyecek 2019 bilgilerini? Çünkü bu çok önemli bir soru. 2019 bilgilerini 31 Aralık 2019'a göre paylaşırsa daha sonradan yapılan gerçeğe ve hukuka uygun adres güncellemeler atıl kalacak. Hiçbir anlamı kalmayacak. Ama 2020'de yapılmışsa güncelleme 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle alınacaksa o zaman 2019 bilgileri verilmeyecek. Veya 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle bu kimlik belirleniyorsa ki bankalar 31 Mayıs 2021'e kadar vermek zorundadır. Ondan sonrası gelir dairesi başan Yani siyasetin işidir. Buraya kadar bankaların işidir. Oradan ötesini siyaset. Onun için onu da bilmiyoruz. İşte bu tarihlerin bana anlamını hangi tarihler paylaşacak? Bunu da söylemiyorlar. Çünkü belli değil. Diğer bir konu Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika ve Hollanda hepsi mi girecek? Hangi ülkeler girecek? Cevap yok. Çünkü bilinmiyor. Çünkü bakın Gelir Dairesi Başkanlığı 25 Ağustos 2020'de yayınladığı rehberini kaldırdı. Linki yok şu an ulaşamıyorsunuz. Niye? Güncelleme yapacak. E bekleyelim bir bakalım ne diyor orada? Ona göre konuşalım. Bakalım neyi vaat ediyor? Geçen sene de vaat etti değil mi? 31 Aralık 2019'da da bu sözleşmeyi onayladı Cumhurbaşkanı. Paylaşım oldu mu? Olmadı. Rehber yayınlandı. 54 ülkede daha sonra 59 ülkeye çıktı. Paylaşıldı mı? Şimdi de bir prosedür yerine getiriliyor. Ve burada da bir şey yok. Sadece vergi döneminin tespiti yapılıyor. Bakın yürürlük tarihi bir tespit Ben bu konuda bu soruların cevabını bilmeden yorum yapmayı uygun bulmuyorum. Gurbetçiyi paniğe sokmanın hiçbir anlamı yok. Gazetecilik yapılacaksa dürüstçe gazetecilik yapılmalı. Gazeteyi okuyorum. 1 Haziran 2021'den itibaren gurbetçinin bilgileri verilecek diye başlık atılmış. Haberin devamını okuyorum. Diyor ki kişisel verileri koruma kanunu gereğince gizleyebilirsiniz. Ha benim için haber bitti. Yalan oldu. Ortaya çık. Çünkü hiçbir bilgi yok. Dikkat edin. Okuyun onları. Hiçbir bilgi yok. Ya biraz aklımızı kullanalım. Bu insanlar çıkıp böyle şeyler söylüyorlar. Sadece panik havası yaratmak için. Bekleyelim ya. Bir bekleyelim. Yetkili biri açıklama yapsın veya rehber yayınlansın. Resmi bir ağızdan bir şey çıksın. E Şerif Bey işte resmi gazetede yayınlandı ya bu resminden daha nasıl olacak? Değil efendim bu sadece bir yürürlük tarihi. Bu paylaşımın yapılacağını göstermez ki. Hay yapılmaz demiyorum. Yapılabilir de. 1 Eylül'de bu 2019 bilgileri verilebilir. Ama sözleşmeye aykırı bu da ya. Belki onun kavgası da verilecek. Bir bekleyelim. Bir bekleyelim. Lütfen panik yapmayalım. Öncelikle resmi ağızlardan açıklamayı bekleyelim. Özellikle Gelir Dairesi Başkanlığı, Maliye ve Hazine Bakanımızdan bunları bekliyoruz. Yurt dışındaki Türkleri temsil edenleri veya temsil ettiklerini söyleyenleri bekliyoruz. Ya muhalefettekiler de konuşuyor. Bir iki kişi var, konuşuyor. Allah razı olsun bu işin üzerine düşüyorlar, takip ediyorlar. Ama eleştiriyor. İşte efendim tamam ben de katılıyorum. Bu konuda hükümetin en büyük suçu gurbetçiyi bilgilendirmedi. 2011'den beri süren bir süreçte hiç bilgi vermedi. Kaç tane seçim oldu? 2014'ten beri gelip yurt dışından gurbetçiden oy alıyorlar. Gelip burada propaganda yapıyorlar. Sadece iktidar partisi için söylemiyor. Muhalefet partiler Hangi biri bilgilendirdi bizi? Yok. Şimdi muhalefete geçmiş veya muhalefette olanlar diyorlar ki ya bilgilendirmedin ertelesin. Ya o kadar kolay mı bu iş? E sen de bilgilendirmedin. Hükümet de bilgilendirmedi. Onlar da geldi Gittiler, gittiler boş. Amaç bu 2017 Mayıs ayındaki kanunu onayla onaylarken bütün siyasi partili milletvekilleri onayladı bunu. Ayrım yapmadan İktidarı muhalefeti. E şimdi hiçbirinizin söz söylemeye hakkınız yok bu konuda. E erteleme ha buna uğraşın ama suçlamayın kimseyi. Ne yapılabilir buna bakın. Ben burada gene size onu hatırlatıyorum. Düğün yapılsa bile çeyizden ne çıkacağını kimse bilmiyor. Kız tarafına ne gidecek? En önemli soru bu. Ama düğün düğünde iptal edilme ihtimali hala eski videolarımda söylediğim gibi yüksek. Onu da söyleyeyim. Ben bu kadar tutayım. Video yine uzadı. Kusura bakmayın. Sakin olun. Açıklamaları bekleyelim. Bakalım bu ay kuyumcuya sipariş verilecek mi? Aktivasyon yapılacak mı? hemen OECD sayfasından takip edeceğiz. Tabi güncelleme yapılırsa veya resmi bir açıklama yapılabilir veya rehber yayınlanabilir. Bunları takip edeceğiz. Ben sizinle bunları paylaşacağım. Ama ben günü gününe yapmam bunu bilin. Mutlaka araştırıp ondan sonra size bilgi veririm. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere. iyi günler diliyorum. Çünkü videomuzda konuyu ben anlatmayacağım.